14-20 Haziran değerli kova burçları nasılsınız? Hemen haritanıza şöyle bakıyorum. Bu hafta yükselen ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Akkaya Official Instagram sayfam. Bana yorumlar yazın, iyi ya da kötü diye. Herkes hata yatıyor. Hatalarımı söyleyin. Onuru etmeyin. Yanlışım neyse onu söyleyin. Çünkü ben işimi severek yapıyorum. Bu hafta sakin kalmanız gerektiğini, her şeye dikkat etmeniz ve yakın güvendiğiniz insanlarla iletişimde onların kırıcı tavırlarıyla alakalı evrede biraz sıkıntı yaşayabilir. Bu çalışma hayatınıza yansıyabilir. O yüzden bu ara yakın dostlarınız, yakın ilişkilerinizi, özellikle o 15, 16, 17 çok stresli olacağınız bir dönem. Rica ediyorum, arkadaşlarınıza cevap vermeyin, eşinize cevap vermeyin, kısa ve notlu cevaplar verin. Yoksa kırıcı sözler sizi yıpratabilir, depresyona itebilir. Lütfen ihmal etmeyin. Yeni iş başvurusu ya da işinizle alakalı yeni bir kapıya geçmek istiyorsanız, bununla ilgili yapacağınız başvurular olumlu şekilde hayatınıza giriş yapacak. Yani ne bileyim, büyük bir firmaya giriyorsanız bununla ilgili bir yazınız olumlu ve çağrılacaksınız, anlaşacaksınız. Bu da size keyif verecek. Yalnız devlet kurumuna hani şöylese devlette çalışıyor olabilirsiniz ama taşeron bir firmadaysanız ve devletten hakkınızı almak istiyorsanız devlet kadronuzla alakalı olumlu oluşumlar olacak. O yüzden pes etme, devam et, devlet kadron olacak olarak uyarı veriyor. Özel hayatınızda uzun süredir kafanızdaki kişiyle evlilik planınız vardı. Bu ara bu evlilik kararını verme ihtimaliniz var. Sadece ev konunuzu çözmeden evlilik teklif etmek istemiyorsunuz. Karşımdaki insan da artık gözünün içine bak, evlilik teklif et, evlenme ama ev konusunu çözeceğini ve evlilik yapacağını söyle. O da mutlu olsun istiyorum. Bir de geçmiş ilişkinizle ilgili alacağınız, vereceğiniz dolandırıldıysanız hala o paradan bir umudunuz varsa at çöpe, o para gelmeyecek. Gelmeyecek, kabul et artık. Devamlı vicdanın ve merhametinden maddi ve manevi zarar görüyorsun. O konu geçmişte kaldı. Evli olan kova burçlarında şöyle bir sorunumuz var. Aile eşlerden kaynaklanan memleketteki ev ya da yazlığınızla alakalı tadilat dönemi var. Biraz bu konuda para yollayacaksınız ama para yollarken de vıt vıt edeceksiniz. Anam bu evi siz kullanacaksınız. Tamam, sizden çıkmasını istemiyorsunuz ama sonuçta mirasçı sizsiniz. Yani yapın şeyi, niye böyle abartıyorsunuz bilmiyorum. Bu ara estetiğe merak sarabilirsiniz. Mesela estetik üzerine eğitimler almak isteyebilirsiniz. Olabilir, alın. Bu da iyi gelecek. Teknolojik alanda çalışan ve bu konuda daha üst level eğitimler almak isteyen kova burçlarında büyük fırsatlar var. Ve bu fırsatlar sizin için özellikle Amerika ve Çin, Japonya ile alakalı bağlantılarda size çok güzel iş imkanları olacak. Gözünü kapat git diyorum. Annenizin ya da abla, yakın kadın dostlarınızla alakalı bir konuda onlara destek olacaksınız ve bir hayır yapacaksınız ve bu hayır size çok büyük bir şans kapısı olarak geri dönecek. Evet, bu ara nazara geliyor olabilirsiniz. Sirkeli suyla abdest alın. Bir cuma namazı ya da cuma selasında dua edin ya da cuma ezanını duyarsanız dua edin. Üzerinizdeki evreler rahata erer. Değerli kova burçları, bir türlü uzun süredir bir ilişkiniz var ya, ne gidiyor, ne geliyor, ne oluyor, ne olacak. Hani evet, maddi olarak belki destekler alıp veriyor olabilirsiniz ama bu ilişki bitmez, evlilik de olmaz. Yani siz onu kaybetmeyeceksiniz, o da sizi kaybetmeyecek ama gereksiz kurmayı bırak, bu ilişkiyi böyle yaşamayı öğrenirsen sevinirim. Bir de ortaklı işlerle alakalı yeni bir teklif alabilirsiniz. Şu an bu teklifi değerlendirmeniz uygun değil. Kenardaki paranız ziyan olabilir. İhmal etmeyin. Araç almak istiyorsanız araç yerine ev kısmetiniz var. Bir an önce ev kısmetinizi hayata geçirip bu konuda da rahat edebilirsiniz. Yalnız
Bu ara araç kullanırken ya da etrafınızda hızlı araç kullanan insanlara dikkat edin. Ufak bir kaza. Bir de aile büyüklerimizde el, bacak, kemik kırılmaları ya da kemik kaymaları ya da bel kayma riski olabilir. Dikkat edin. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun ama çocuk isteyenlerde güzel bir tedavi var. Allah evinize çocuk nasip etmiş. Korkmayın. Ve uzun süredir de ailenize ait bir mahkeme ya da mal varsa bu kazanılmış olacak. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.